Yıllardır yaptığım domates soslu fırında köfteyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Harcım standart bir kuru köfte harcı. Nedir? İşte yarım kilo kıyma, az yağlı kıyma, hatta neredeyse yani yok denecek kadar azdı, dana eti, yarım demete yakın maydanoz, büyük baş bir soğanı minik minik küçücük doğradım, bir yumurta kırdım, işte yarım çorba kaşığına yakın tuz var içinde. Bir tatlı kaşığından biraz az pul biber var çünkü ben acı seviyorum. Bir çay kaşığına yakın karabiber var. Yarım çay kaşığı kimyon var. Başka ne koydum? Çok az, yarım çorba kaşığı kadar zeytinyağı koydum kurumasın diye. Ve bir çay bardağından daha az, yani çay bardağının dörtte üçü kadar da ekmek kırıntısı koydum ya da galeta unu. Sizin elinizde ne varsa onu koyabilirsiniz. Ha, koymasanız da olur ama biraz tutsun, köfteleri yoğurması kolay olsun, şekil vermesi kolay olsun derseniz koyabilirsiniz. Yani standart bir köfte harcı. Ha, çok seviyorsanız bir diş de sarımsak rendeleyebilirsiniz içine. Ben buna koymadım. Gördüğünüz gibi borcamıma dizdim şu şekilde. Şimdi bunun üzerine ne yapacağım? İki büyük boy domatesi rendeleyeceğim. Bir çorba kaşığı salça biber, domates biber karışımı salçamı koyacağım. Bir çay kaşığı kadar tuz koyacağım. Bunu minik bir kasenin içinde sulandıracağım sıcak suyla. Ve yarım çorba kaşığı kadar da zeytinyağı koyacağım. Üzerinden gezdireceğim. Şimdi ben onları hazırlayıp geliyorum hemen. Domates sosum burada. Dediğim gibi biraz da sıcak su koydum içine. Bir diş de sarımsak minik minik doğradım. İsterseniz rendeleyebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Şimdi bu sosumu şu şekilde üzerine eşit miktarda yayacağım. Ve 200 derece fırına koyacağım. Üstü kızarana kadar. Ne kadar tuttuğumu aldığımda sizinle paylaşırım. Çünkü suyunu çekip üzerinin tamamen kızarmış olmasını istiyorum. Hani standart bir süre tutmuyorum açıkçası. Baştan bir 20 dakikayı ayarlıyorum her yemeğimde. Sonrasında da ara ara kontrol edip yetersizse pişirmeye devam ediyorum. Pişmişse kapatıyorum o şekilde ama süreyi paylaşacağım sizinle. Bütün üstünü bu şekilde kaplıyorum. Hiç boşluk kalmayacak şekilde. Domateslerim iri domatesti, büyük, iki taneydi. Oldukça büyüktü domatesler. O yüzden bakın bol bol oldu. Salçamda dediğim gibi biber, domates karışık daha lezzetli olsun diye. Bunun içine de pul biber koyabilirsiniz. Acıyı seviyorsanız. Nasıl istiyorsanız, sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şöyle görüntümüz. Şimdi fırına götürüyorum 200 dereceye. Ben size göstermek için çıkardım çünkü fazlasıyla kızardı. Gördüğünüz gibi biraz suyu var. Bunu sıcak fırında bekleteceğim, bırakacağım. Sadece çekim alabilmek için şu an fırının dışına çıkardım. Ama isterseniz böyle suyuyla da bırakabilirsiniz. Çünkü ekmek bandırarak sevebiliyor. Erkekler daha çok kuru yemekleri değil de sulu yemekleri seviyorlar. Özellikle çocuklarda. Böyle de bırakabilirsiniz. Suyuyla da servis yapabilirsiniz. Ama ben biraz daha çekmesi için şimdi kapattım fırınımı. 30-35 dakika yeterli oldu. 200 derecede. Ama çok pişmiş mi seviyorsunuz, az pişmiş mi seviyorsunuz bilemem tabii ki. Damak tadınız değişebilir. O yüzden de kesip bir tanesinin içine bakabilirsiniz köftenizin. Ona göre biraz daha fazla ya da az tutabilirsiniz. Ama ortalama 200 derecede yarım saat diyebilirim size. Şimdi ben yine sıcak fırınımın içine bırakacağım biraz daha suyunu çeksin diye. Hem soğumasın, akşam yemeğine ılık kalsın, sıcak kalsın diye. Sonradan ısıttığımda çok hoşlanmıyorum ben yemeklerden. O yüzden mümkünse öğüne yakın pişiriyorum hep. Ki sıcak sıcak yiyelim diye. Çünkü diğer türlü biraz tat kaybına uğradığını düşünüyorum. Belki bana öyle geliyor, bilmiyorum. Kapattım tamamen düğmelerini fırının. Sadece kendi sıcaklığında bırakacağım. Yapmak isteyen arkadaşlarıma şimdiden afiyetler olsun. Ha, bir arada şunu belirtmek istiyorum. Yani ben bir yemek sayfası değilim biliyorsunuz. Amigurumi sayfasıyım. Örgü sayfasıyım.
tasarımlar yapıyorum. Bu tarifleri niye paylaşıyorum? 5 yıldır sayfam var ve yaptığım tüm yemekleri hemen hemen hikayelerimde vesaire eskiden sayfamda paylaşıyordum. Çok sorulduğu için ve bazı arkadaşlarım da özellikle merak ettikleri için böyle tüm aşamalarını değil ama yapabilecekleri kadar göstererek içine ne katıyorum, nasıl yapıyorum, ne kadar tutuyorum hepsini anlatıyorum şu an. Onlara fikir vermesin. Hem de yaptığım lezzetlerin başka arkadaşlarımca da hayata geçirilip sofralarında yer alması için paylaşıyorum. Şimdiden yapmak isteyen arkadaşlarıma bu lezzetleri kendi sofralarına taşımak isteyen dostlarıma afiyetler olsun.